Evet sevgili dostlar sponsorlarımız volvar.com'un ve Kayseri Özel Üniversitesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuz. Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ee, bir önceki videoda söylemeyi unuttuğum bir olay var ama onu söyleyeyim, özür dileyerek söyleyeyim. Normalde e, 21 Nisan'daki ilk gösterim videosu olacaktı. Yani ilk gösterim videosunda ben de olacaktım. Birkaç kişiye de üyelik hediye edecektik. Hatta birkaç kişi değil, 10 kişiye edecektik. Onu edemediysek, ki edemedik, biraz da benim kızın rahatsızlığından dolayı. Ee, gelin bugün bu videoyla belki de 20 kişiye üyelik hediye edelim Arkadaşlar bakın golvar.com bir ay boyunca her gün üyelik hediye edelim diyor Bir ay boyunca yani 4 hafta boyunca bir ay demeyelim 4 hafta boyunca Ama ağzından bir ay çıktı yapacak bir şey yok bir ay boyunca Gerek anlamda biz cepten öderiz sıkıntı değil Bir ay boyunca her gün üyelik hediye edelim her gün Hocam üyeliğin ne avantajı var arkadaşlar? Duyumlar var, sohbetler var, muhabbetler var, üyelere özel videolar var, ayrıcalıklar var, soru postları var. Hani siz mesela burada yorum yapıyorsunuz, soru soruyorsunuz. Ben bazen atlayabiliyorum, moderatörler görebilir ama üyelere özel soru postunu direkt ben görüyorum. Onlara özel de video çekiyorum. Mesela ara ara bunu yapıyorum haftada bir ya da iki haftada bir yapıyorum. Sorularınızı sorun. Bir madde, iki madde, üç madde işte beş madde kaç tane ise. Onlar soruyorlar ben cevaplıyorum. Böylece transfer sezonlarında aslında üyeler dolu dolu geçiriyor. Duyum geldiği anda ister gecenin 3'ü ister 6'sı fark etmez. Topluluk kısmına atıyorum duyumu. Üye arkadaşlar da oraya yumuluyorlar. Ee, daha kolay da siz ama videoda beklemek zorundasınız. Belki 2 video çekilmiş olacak. Hani anlık duyumu 3 video sonra duyacaksınız. Hani bunu da size bırakıyorum. Takdirini size bırakıyorum arkadaşlar. Ha ee, hocam benim durumum yok, maddi durumum yok, kartım yok işte ya da üyelik. Şöyle böyle falan filan. Arkadaşım olabildiğince video izlersin sen de. Olabildiğince video izlersin. Gelirsin canlı yayına. Ee, kazanırsın. Daha ne Allah yolunu baktığını açık etsin. Şimdi sevgili arkadaşlar. Çok enteresan bir şeyle başlayacağım. Çok enteresan bir haberle başlayacağım. Fenerbahçe'nin gözdesi Ezen Hazart'ın yeni adresi netleşti. Bir kere şu konuda bir anlaşalım. Eden Hazart bizim gözdemiz mözdemiz değil. Eden Hazard bizim transfer listemizde değil. Eden Hazard'ı biz almayacağız. İyi hocam niye yani küfür eder gibi anlatıyorsun ki arkadaşım? 4 aydır. Yok ne 4 ay ya? Ne 4 ay? Nisan ayı zaten. Nisan, Aralık, Kasım, Ekim, Eylül'ün ortasından başladılar Eden Hazard girişimi. Eden Hazard girişimi. Yani hiçbir girişimimiz yok. Hani hiçbir girişimimiz yok, hiçbir çıkışımız da yok. Eden Hazard. Fenerbahçe'nin gözdesi Eden Hazard. Ya Eden Hazard'la alakamız yok. İkide bir de bana da soru geliyor Eden Hazard. Ya Eden Hazard ölmüş ağlayanı yok. Mesut Özil Fenerbahçe'ye geldiği zaman ben dedim ki tamam gelmesine geldi. Duyumum çıkmasına çıktı. Eksiksiz duyumu veren benim. Bilgiyi veren benim. Duy, hani duyumu doğru çıkan benim. Okey her şey tamam. La keşke gelmese miydi acaba dedim. Çünkü Ha Mesut futbolu unutmuş bir haldeydi. Hatta birkaç arkadaş da benimle tartıştı. Eğer buradaysa özellikle Whatsapp'tan tartışan arkadaşlar vardı. Mesut'u satan Fenerbahçe'yi satar diye ağır cümleleri kurmuşlardı. Bilmiyorum hatırlarlar mı ama. Hani bir özür dilemelerini beklerim ben. Hazır bayramdayız. Hani affetmeye de müsait olduğumuz zamanlardayız. Mesut Özil'in hiçbir faydası olmadı Fenerbahçe'ye. Hiçbir faydası olmadı. marka değeri bile olmadı. Gelip de hani şu ismi getireyim dedi. Ha Eden Hazard da aynısı gibi olur. Kendimizi kandırmayalım. Eden Hazard'ın Fenerbahçe'nin hiçbir işi yok. Ben bu haberi atlayıp geçiyorum. Hocam o zaman niye konuştun sabahtan beri? Anlatıyorum işte ya. Ya yok alakamız yok diyorum. Hocam Eden Hazard geliyor mu? Yine de habere merak ettim hani kime gidiyormuş diye. Hani yine de ne olur ne olmaz Fransa'dan gelmiş. 32 yaşındaki oyuncunun sezon sonunda Eflatun Beyazlar'dan ayrılacakmış. Ee... Fransa'dan Lens, Lens takımı. Lens diye okunuyormuş. Orange diye okunması lazım bence. Diyor Lens, diyor Paris. falan. Belçikalı yıldızın harekete geçti. Bu sezon 9 maça çıkmış. 331 dakika. Bir gol, 2 asist. Bize gelmeyecek. Hocam peki başka bir isim gelir mi? Kim gelir mi şekerim? Hakim Ziyek gelir mi? Onu şimdilik konuşmayacağım. Fenerbahçe'nin sol bek planı netleşti. Kanarya'nın son net. Sol bek onun net ne? Sol bek planı netleşti. 30. hafta Başakşehir 2-1 yendi Fenerbahçe. Transfer çalışmaları sürüyor. Sol bek detayları. İşte detaylar. Bir kere Ceydin Osterbolde için ön yargılı davranmayalım. Çocuk henüz az oynadı. Sakatlıktan döndü. Bak Fenerbahçe taraftarının ben ciğerini biliyorum. Geldi mi? Kötü mü oynadı? Ayvayı yedi. Kariyeri boyunca hep. O zaten ilk maçlarda belliydi denilecek. Daha futbolcu gelmeden Ben hissediyorum. Futbolcu çöp diyen arkadaşlarımız oldu. Neyi hissediyorlarsa. Neyin üstüne oturup da neyi hissediyorsunuz? Yani üstüne oturduğunuz şey. Hissediyorum bu koltuğun, bu kanepenin altında şey var. Devresim takım var. Ondan sonra ne var başka? Karşaf kılıfı var. Hmm, güzel. İki tane de yastık koymuşsunuz. Yastık var. Eminim çoğunuzun kanepelerinin içi böyledir. Kanepeye birisi otursa. Bak. Hepinizle ilgili söylüyorum. Babalarınızın e, koltuk altında ya da vücudun bir yerinde ben var kim diyorsa bu videoyu kim diyorsa bak o kadar ileri görüşlüyüm. Annenizin ayağında ağrı var. Diz 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 bölgesinde sağ dizinde ağrı var annenizin. Hadi yalan deyin. Bak hepinizinkini bildim. istisnasız. Çünkü bunlar Türkiye'de çok yaygın olan şey. İşte bizimkilerde de böyle. Daha futbolcu gelmeden bu çöp. Bu tutmaz. Futbolcu geliyor iyi performans gösteriyor. İyi performans gösterdi ama aldatmasın. Bu çöp tutmaz. İnanın 20 transfere bak Allah nasip eder transfer döneminde burada olursanız bakın, yorumlara bakın. Çöpçülerin adını not edin. Kimin adı anılırsa çöp. Diyorlar ki ya piyasa değeri yüksek futbolcu alınsın. Cevap Pedro 12 miydi 14 müydü bizimden anıldığında? Yazmış. Bu da çöp. Lan 10 milyon euro üstüne adam alınsın. Bir şey demeyeceğim. Bu da çöp. Luan Perez bu da çöp. Öbürü de çöp. Şu da çöp. Osterwolde için şunu söyleyeyim. Bakın gelecek umutları için alınan bir futbolcu. Futbolcuya 6 milyon euro para verilmiş. Velev ki çöp. Hiçbir katkınız olmaz. Hiçbir artınız olmaz. Takıma zarar verirsiniz. Futbolcuya zarar verirsiniz. Destekleyin. 450 dakika izleyin. Bak Mustafa Hoca 450 dakika izlemeden yorum yapmaz. Siz de yapmayın. Çünkü ben bu hataya Valencia'da düştüm. Siz düşmeyin. Şimdi Osterbolde ve Ezgi Canalovski. İki tane sol bekimiz var. Kafaları da ciddi bir soru işareti var. İkisinin ilgili. Çünkü... Osterbolde büyük umutlarla alındı. Ezgi Alioski'nin bileti kesildi. Ama son maçlardaki performansa bak Alioski çatır çatır oynuyor. Osterbolde sanki futbolu unutmuş gibi hareket ediyor. Şimdi akşamda yer alan habere göre Osterbolde konusundan emin olamayan teknik heyet Genç Solbek'in iyi bir alternatifi olmasından yana falan filan diyor. Şimdi Fenerbahçe formasına 24 maça çıktı. 31 yaşındaki Alioski. 1320 dakika sahada kaldı. 1 gol 2 asist. Şu an Ali Fenerbahçe'de kiralık 2024'ün e, sonuna kadar, 2024 Haziran'a kadar sözleşmesi sürüyor. Osterwold'e merak ettiniz mi arkadaşlar? Mesela Osterwold'e gerçekten soruyorum, samimi soruyorum. Merak edip baktınız mı kaç dakika oynamış diye. Tahmin etmiyorum ben. Baktığınızı tahmin etmiyorum. Hiçbirinizin Osterwold'e'nin oynadığı dakikaya baktığını tahmin etmiyorum. Ben şunu söyleyeyim bak Osterwold'e hızlı bir oyuncu. Topla haşır neşir bir oyuncu. O kanlı bir oyuncu. Geriden oyun kurabilen bir oyuncu. Hani e, tek vuruş becerisi diyeyim. Anında orta açma yeteneğine sahip bir oyuncu. Ama bunu göstermesi biraz zaman alacak gibi. Transfer market değeri 5,5 milyon euro. Ya bırakın futbolcumuz. Bak Fenerbahçe'de Süper Lig'de 84 dakika. Avrupa Ligi'nde bir maçta 90 dakika diyor muhtemelen biz de oynamıştır Avrupa Ligi'nde nerede oynayacak? Serie B İtalya Kupası. Yani Fenerbahçe'de toplam 174 dakika. Bu 174 dakikanın yani 45 dakikası sakatlıktan döndüğü. E, maç Avrupa Ligi'nde oynadığı o, o maçta herkes beğenmişti. Bir maç papatya falına gitmeyin. için içinde söylüyorum, için içinde bak ben de Alioski'yi beğenmiyorum mesela bak aksine. Alioski çok ofansif bir oyuncu. Bize gitmez. Ben söyleyeyim, bizde olmaz. Ha Ali Özke oynadığı bölümde olsun çok iyi bir kanat oyuncusu. O da ayrı bir mesele. Transferde bomba gelişme. Bomba olmasın o. Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye. Arkadaşlar haberi uzun uzadı okumayacağım. Fenerbahçe'den Galatasaray'a karşı atak geldi gibisinden bir haber. Orta saha transferi. Galatasaray forması giyen eskiden formasını giyen bir futbolcu da Fenerbahçe ilgileniyormuş. Arkadaşlar bir kere bu haberi ben okudum. Haber bana mantıklı gelmedi. Tekrar tekrar okumayacağım. Galatasaray'dan eskiden top oynamış bir futbolcu var. Lemina diye. Hatırlarsınız. Şimdi öncelikle Jesus demiş ki kalırsam demiş işte şunları bunları alın falan filan demiş. Doğru. Jesus kalırsam bir 8 numara istiyorum. Dünya cümle diyor. Fenerbahçe yeni sezon hedeflerini planlamalarını şimdiden yapıyor. Jesus'la bazı isimlere olumlu bakıyormuş. Fenerbahçe'den Mario Lemina bombası. Arkadaşlar bir kere şunu söyleyeyim. Bu haber gerçeği yansıtmıyor. Niye yansıtmıyor? Çünkü bizim hedefimizdeki 8 numara bu değil. Bizim hedefimizde bir 8 numara var. Çok ama çok büyük bir 8 numara. Tırnak içinde söylüyorum. Bu herif Türkiye'ye asla gelmez ya da bu herif 30'undan önce Türkiye'ye gelmez diyeceğiniz bir isim. Detay vereyim mi? Vereyim mi? Tamam. Videoyu buraya kadar izleyip buradan sonra abone olmayan herkesin Allah Size <laughs> abone olun ben detay vereyim. Olmaz mı? Lemina'yı da bitireyim. Mario Lemina'yı kadrosuna katmak istiyormuş Fenerbahçe. Allah Allah. Bundan Fenerbahçe'nin haberi yok yalnız. Imza attı. Bu sene iyi gitmiyor. 29 yaşındaki futbolcu Türkiye'ye sıcak bakıyor. 3-4 senelik sözleşme atması bekleniyor Fenerbahçe ile birlikte. Niceden 11 milyon euroya alınmış. Premier Lig'de 12 maçta görev almış. Gol ya da asisti yok. Bu sezonun genelinde 34 maça çıkmış. Bir gol bir asisten oynamış. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro demiş. Tam Mars Marsilya Juventus Galatasaray formaları formaları diyor. Hiçbir alakamız yok. Hiçbir ilgimiz yok. Ben size ilgimiz olduğu isim söyleyeyim. Mesela Hakim Ziyek'e ilgimiz var mı diyorlar. Şimdi konuşamam onu. Ee, Musa Dembele. Burada çok soruyorlar İlgimiz var mı diye. Şimdi konuşamam onu. Ne hocam ne zaman konuşun? Pek yakında. Hani şunu da söyleyeyim. Ee, eğer bizim bir futbolcuya ilgimiz varsa transferde liste başıysa eğer biz bu futbolcuyla yazın falan görüşeceksek bana sorduğun zaman ben şimdi konuşamam. Futbolcuna ilgili yorum yapmam falan derim. Geçiştiririm. Asla o futbolcuna ilgili detaya girmem. Bilginiz olsun. Fransa Ligi'nde bir takım var. Paris Saint Germain. Paris Saint Germain'in bir de şeyi var. Ee, ezeli rakibi. Olimpik Lyon. Hocam Olimpik Lyon'un ezeli rakibi değil ki. Ezeli rakibi, ezeli rakibi. Yok hocam değil ya. Lan ezeli rakibi lan. Olimpik Lyon. Paris Saint Germain'in ezeli rakibi. Şimdi Olimpik Lyon'un transfer marketine girmeyi biliyor musunuz? Lyon transfer market yazın direkt ampul gibi çıkıyor. 231.88 yani 231.8 milyon euro diyelim. Piyasa değeri hemen hemen bize de yakın ama 23 futbolcu var. Kadro genişliği çok düşük. Olimpik Lyon takımını açtım. Orta sahalara doğru kayıyorum. Hocam çok kayma. Kaydım bile. Merkez orta saha oyuncuları. Maxence Cahuriyet. Güzel ismi varmış. Hosem Aurier. Güzel ismi varmış. Usam Aurora. Corentin Tolisto. Güzel ismi var ama bu yaşlı ya. Muhammed Ali Aruyek. 2 milyon euro. Cık. Bu çöp. Na, hocam çöp olur mu? 2 milyon euro. O çocuk gelecek bu diyor Bizim taraftar öyle. 2 milyon euro yazıyor. Çöp ilan ediyor. 4 tane orta saha oyuncusu. Başka? Ryan Cherki yok Cherki'yle işimiz yok. Bradley Barkola kolay işmiyorum son dönemlerde. Jefinho sol kanat. Musa Dembele. Güzel forvet. Allah yeni sahibine bağışlasın. İnşallah yeni sahibi de Fenerbahçe olur. Neyse Musa Dembele demişken aklıma bir şey geldi. Maxent Kokurart. Kokart. Kokaret. Kokaret. Kokoreç bu gelmez Fener'e imkanı yok. Hossem Aurear. Bir de Korentin Tolisse, Muhammed Al Arvich. Ona geç o çöp. Hadi size bu üçünden birini getireyim. Maxen Çukuret, Kokoreç, Aurear, tolisso Üçünden birini getireyim. Hangisini istersiniz? Hocam üçünden birini hiçbirini getiremezsin. Getiriyorsan Kokoreç'i getir. 25 milyon euro yazıyor. O biraz zor. Yani en olmaz denilen üç isim. Ben bu isimlerden birini getirebilirim Fenerbahçeye. İsterseniz kanal 50 bin olursa, eğer bu kanal Temmuz ayına kadar 50 bin aboneye sahip olursa üçünden bir tanesini getirebilirim. Bak çok ciddiyim. Üçünden birini getirebilirim 50 milyon şey 50 milyonların 50 bin abone olursak ve hatta şunu söyleyeyim ee, oha oyuncunun şeyine girdim Hüseyin Hüseyin Aura'nın şeyine girdim transfer markına 55 milyon euroyu görmüş küş lan bunu da bize bırakmazlar neyse ağzımızdan çıktı bir kere kanala 50 bin abone yapın ben bu üçünden birini getireyim Fenerbahçe'ye kabul müsünüz Fenerbahçe'ye iki tane olimpik futbolcu getireyim kanala 50 bin olursa 50 bin olur getirmezsen istediğiniz her şeyi söyleyebilirsiniz açık çek 1 Temmuz'a kadar Kanal 50.000 abone olsun. Bu iki futbolcudan yani bir tane Musa Dembele bir de yanında birisi. Ya da garanti olsun en az bir tane Olimpik Lyonlu futbolcu getireceğim. Hem de transfer market piyasa değeri 10 milyon euro ve üstünde olacak. Kabul müsünüz? Ben kabul ediyorum. Siz de kabul ediyorsanız buyurun. Bu arada hangisini isterseniz onu da yazın. Onu da söyleyeyim. Ee, i̇nşallah bu videoyu kulağınızdan dinlemişsinizdir. Çok güzel sublimler, duyumlar yer alıyor. Kulağınızda dinlemediyseniz vay sizin halinize. Görüşmek üzere.